Mart itibariyle kısıtlamalar gevşetildi. İller vaka sayılarına göre renklerine ayrıldı ve il bazlı önlemler gevşetildi. İstanbul'da da kısıtlamasız ilk hafta sonunu yaşıyoruz. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'da sabah saatlerinde neler yaşandı? Ekranlarınıza getirelim. Bir Mart'tan itibaren kontrolü normalleşmeye geçildi. 13 hafta sonra vatandaşlar ilk kez cumartesi günü dışarı çıktı. Sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca peş peşe uyarılarda bulundu. Görüntüler yüksek risk grubunda yer alan İstanbul'dan. Yasağın kalkmasıyla sokaklar yine eski haline döndü. Trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinden itibaren yollar doldu. Hem yollarda trafik oluştu hem de sahiller kalabalıklaştı. Balık tutmaya çıkan da vardı, sahilde yürüyüş yapan da. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yayımladığı bir mesajla uyardı. Tekrar başa dönmeyelim. Bunun için HES kodunu görmeden, %50 kapasiteyi aşmadan bütün önlemlere lütfen özen gösterelim. Sokaklardaki bu yoğunluk vaka sayılarına nasıl yansıyacak? Önümüzdeki günlerde açıklanan tablolarla netleşecek. Ve İstanbul'dayız sevgili izleyenler. İstanbul'un en kalabalık semtine gideceğiz. Beşiktaş'ta muhabir arkadaşımız Dilan Alp ve kameraman arkadaşımız Murat Erkmen Beşiktaş'talar. Dilan, notların nelerdir? Arkanda bir kalabalık görüyoruz ama senden dinleyelim oradaki atmosferi. Evet, iyi yayınlar Fatma Nurak. Biz şu anda Beşiktaş'tayız. Kahvaltıcılar Sokağı olarak bilinen o meşhur sokaktayız. Sabah saatlerinden itibaren yaşananları biraz önce sizler aktardınız bize öğle saatlerinde. Şu andan itibaren neler yaşanıyor onları aktaracağım sizlere. Tabii gerçekten oldukça fazla bir ilgi var. 13 hafta sonra kısıtlamasız İlk cumartesi günü kameraman arkadaşım Murat Erkmen de sizlere gösteriyor. Talep oldukça fazla ama yine talebin tabii fazla olması evet var. Ama işletme sahipleri kurallardan hiçbir şekilde ayrılmamaya, kopmamaya çalışıyorlar. Sıra bekleyen vatandaşlar var ama buna rağmen masalar aralıklı duruyor. %50 kapasiteyle çalışıyorlar. Ve gerçekten 13 haftanın sonrasında çok fazla bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Biz Bakırköy'den buraya ulaşırken tabii Eminönü Karaköy istikametinden gelmiştik. O noktada da meydanda çok fazla bir kalabalık vardı. Yolda trafik vardı. Beşiktaş da yine aynı şekilde meydan kalabalık, ara sokaklar kalabalık. Vatandaşlar aylar sonra, 3 ay sonra dışarıda sevdikleriyle birlikte oturmanın, kahvaltı yapmanın tadını çıkarıyorlar. Tabii yerinde karar dönemine göre İstanbul turuncu kodlu olan iller arasında, yani riskli kategoride. İşte bu yüzden de aslında kurallardan hiçbir şekilde kopmamak gerekiyor. %50 kapasiteyle ve HES kuralı şartıyla mekanların hizmet verdiğini bir kez daha hatırlatalım. Sabah 7'de açıldı dükkanlar. Sabah saatlerinden itibaren de vatandaşlar çok ilgiyle dışarı çıktılar. Toplu taşıma araçları çok kalabalıktı. Yine mekanlardaki de ilgi sürüyor. Heyecanlı vatandaşlar uzunca bir aradan sonra dışarıda oturmanın keyfini çıkarıyorlar tabii. Bu keyif saat kaça kadar sürecek, bu heyecan? Saat 19'a kadar sürecek. 19'da mekanlar kapanacak ve saat 21'de de turuncu kodlu olan İstanbul'da pazar günü de tabii sokağa çıkma yasağı yeniden başlayacak. Pazartesi sabah 5'e kadar tabii illere göre vaka sayısında İstanbul 100 binde 89 bin oranıyla yüksek kategorideki iller arasında. Eğer tabii kuralları ihlal edersek ve bu vaka sayıları artışa geçerse yeniden 2 hafta sonra için yeniden bir değerlendirme yapılacak.
ve İstanbul acaba işte kırmızıya mı dönecek yoksa bir alt kategoriye sarıya mı düşecek, buna karar verilecek. Tabii işletme sahipleri özellikle yeniden o kırmızı kategoriye geçmek istemiyorlar. Çünkü hedef maviye ulaşmak. Bu yüzden denetimler çok fazla. Bulunduğumuz noktada yayın için beklerken de sık sık zabıtanın denetim yaptığını da gözlemledik zaman zaman. Gördüğünüz gibi Beşiktaş'ta şu anda durum bu şekilde. Hem öğle vakti öğlen yemeği yemek isteyenler var, geç kahvaltı yapanlar var. Aylar sonra yeniden sevdikleriyle buluşmanın tadını çıkarıyor İstanbullular. Ama bir yandan da tabii tedirginlik var. İşte iki duyguyu da aslında bir arada yaşıyoruz bugün. Yarın yine kısıtlamalar başlayacak diyerek hatırlatalım. 19'da mekanlar kapanacak, işletmeler kapanacak ve yeniden İstanbul sessizliğe bürünecek diyerek sözü yeniden size bırakıyoruz Fatma Nurak. Evet, teşekkür ediyoruz Dilan Alp ve Murat Erkmen. İstanbul Beşiktaş'talar, kahvaltıcılar sokağındalar ve kalabalığı gördük sevgili izleyenler. Bir yandan da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması vardı, hatırlarsınız. Dün akşam saatlerinde bir tweet paylaştı. İstanbul'da vaka sayısı yükseliyor dedi. İstanbul'da poliklinikler dolmaya başladı uyarısını da yaptı. Ve bugün itibariyle de kısıtlamasız ilk cumartesi günü olması itibariyle de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarını peşi sıra yapmaya devam ediyor. Denetimler vardı. Bu hafta içerisinde normalleşme adımlarına geçilmesiyle birlikte denetimlerde sıkılaştı. Dinamik denetim modeline geçildi bu anlamda. İstanbul'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dinamik denetim modeli çerçevesi içerisinde İstanbul Valiliği Başkanlığı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediye başkanları bir araya geldi. İstanbul risk haritasına göre turuncu kategoride, yani yüksek riskli iller arasında. Yeni normalin sınırları da buna göre belirlendi. Şehir yönetiminin hedefi turuncuyu maviye çevirmek. Bu nedenle denetimler sıkılaştı. İstanbul Valiliği Başkanlığı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39 ilçe belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle dinamik denetim modeli değerlendirme toplantısı yapıldı. Dünyanın 14. büyük kenti İstanbul'umuz, bizim şehrimiz, gözbebeği şehrimizde de sizlerle beraber hemşehrilerimizle gerçekten salgınla mücadele ediyoruz. Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sürecin önemine dikkat çekti. Covid'in etkisini kaybedecek bir sene olduğu yönünde tahminler var. Özellikle yaz döneminde ve yaz sonuna doğru böyle bir sürecin yaşanacağı, işte hem bağışıklık sisteminin gelişmesi hem aşılamanın yapılmış olması ve aşının karşılık buluyor olması şu anda verilerde o yönde gördüğümüz kadarıyla. İmamoğlu mavi kategorinin hedeflendiğini hem tanıtmak hem anlatmak hem uyarmak bütün yöneticilerimizin vazifesidir. İnşallah en az sıkıntıyla bu süreci atlatırız dedi. Dinamik denetim modeliyle İstanbul'un her yerinde denetimler başladı. Jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri sahaya indi. Dinamik denetim modeli kapsamında ilk sonuçlarda belli oldu. İlk uygulama sonuçlarında 1816 işletme iş yeri tedbirlere uyulması konusunda uyarıldı.